Türk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yanımda. Niye yanımda? Sonbaharla birlikte havalarda değişiklikler olacağı söyleniyor. Özellikle İstanbul'da bugün için bir sağanak yağış beklentisi de var. Böyle bir uyarı yapıldı ama hemen soralım sana Hüseyin. Hoş geldin. Hoş bulduk Serap. Yağacak mı sağanak yağış olacak mı bugün? İstanbul'daki yağmur bugün biraz beklenenden daha zayıf düşeceğe benziyor Serap. Dünkü tahminler daha kuvvetli bir yağış gösteriyordu. Hatta yağdığında şöyle kapalı alanlara koşan insanlar görecektik sokakta. Ben de bunun ümidiyle sabaha başladım ama sabah tahminlerde bir değişim var. Şuradar görüntüsü. İstersen şunu gösterelim izleyicilerimize. Tabii, tabii. Şu an Trakya'da çok kuvvetli bir yağış var. Edirne çevresinde özellikle, Kırıkkale çevresinde, Edirne etrafında. Ama Marmara bölgesinin çok batısı. Biraz saatler ilerlesin, öğle saatlerini bulsun. Akşama doğru İstanbul'a da uğramasını bekliyoruz bunun. Ayrıca Kıbrıs'ta da Doğu Akdeniz'e ilerleyen, Mersin Adana hattına ilerleyen kuvvetli yağış görüntüsü var. Yani güneyde ve kuzeybatıda şöyle iki yağış kendini gösterdi. Uzun zamandır bu haritada yeşil yerler görmüyorduk Serap. Yani bunlar yağmur gösteriyor. Çok sıcaktı değil mi? Çok sıcaktı, çok bulutsuzdu. Açık gökyüzü sebebiyle nemliydi. Çok nemli oluyor. Karadeniz'e yakınsanız Akdeniz'e yer. Fark etmez. Hangi de, Ankara'da bile neredeyse artık nemliydi hava. Kıyı ilçelerde şey. Şimdi yavaş yavaş sonbaharın adımlarını görüyoruz. Okullarda açılıyor, minikler de okula gidecek özellikle. Ama bu havada değişiklik olarak şöyle bir sıcaklık farkı, kırılganlık, sağlık sorunlarını akıllara getiriyor. Onu söyleyelim. Marmara bir 4-5 derece serinliyor. Yani 31-32'ler 28-26'lara düşüyor. Zaten mevsim normallerinin öyle bile üstü sanki. Doğru. 24 derece İstanbul'un 23 derece olması gerekir. Eylül ayı ortalaması. Hatta ortalamasının 6 derecede üzerindeyiz. Ondan biraz 4 derecesi gidecek. Hala yine sıcaklıklar bizim alışık olduğumuzdan yüksek. Akdeniz'de, Karadeniz'de bak buralarda rüzgar çok zayıf esiyor. Asıl problem burada. Şimdi 38-40 derece güneş altında 44-45 derece hissediliyor. İzmir'in, Antalya'nın, Mersin'in havası. Okullar açılacak yarın öbür gün. Düşmeyecek mi orada hava? Çok fazla soğumuyor. Derece. 32'lere iniyor. 38'ler 32'lere düşüyor. 30'un üzerinde olduğu sürece sokakta rahatsız olursunuz güneyde, Akdeniz'de. Tabii. Karadeniz'de belki Poyraz biraz ferahlık ama Akdeniz'in o şansı da yok. Dolayısıyla bu Eylül'ün ilk 10 günü, 15 günü güneydekiler, tatilciler tabii rahat ama işe güce gidenler zorlanıyor. Evet, dışarıda çalışanlar, öğrenciler. Zaten insanlar genel olarak çok memnuniyetsiz değil mi? Biraz soğuk oluyor, yağmur yağıyor, niye sıcak gelmedi, sıcak geliyor ya bu sıcaklardan bunu aldık diye sürekli şikayet ediyoruz. Ama mevsim normalini yaşamak herhalde en ideali. En ideali biz bu olabilir. Sene sonbaharı hak ettiği gibi yaşayacak mıyız yoksa şu an çok başı çünkü biraz geç mi başlayacak serin havalar? Serap şöyle bir şey var. Bütün denizler çok sıcak. Soğuk havalar yaklaştıkça yağışlar da çok şiddetli olur. Biz taşkınları ve selleri, su baskınlarını en çok Eylül, Mayıs, Nisan aylarında yaşamışız. Eylül ve Ekim yani sonbahar hava soğuması, ilkbahar hava ısınması. Yani bir değişimin başlangıcında. Ben Eylül'ün son kısmından ve Ekim'den korkuyorum. Geçtiğimiz yıl çok kuvvetli yağışlar aldı İstanbul, hatırlayacak izleyiciler. Marmara bölgesi, Silivri'de çok büyük bir sel oldu. İstanbul'da dolu yağdı, Batı Karadeniz'de dolu yağdı. Şimdi yine o tarihler yaklaşıyor. Bakın bizim artık İstanbul, Marmara bölgesi ve çevresinde oturan insanlar böyle güneşli olsun, 20 gün güneşli olsun, biz buna çok şeyiz, razıyız demememiz lazım. Yağmur ne zaman gelecek acaba ya? Bu işin sonu kuvvetli bir yağıştır artık ya da dolu yağar mı diye merak edip... Uzun süre sıcaklık yüksek kalınca mı bu ani yağışlar? Yani yavaş yavaş düştükçe bu ani yağış riski azalıyor mu? Bence azalıyor. Bu böyle bir yaklaşım söyleyebilirsiniz. Havadaki su, yani şu yere düşen yağmur buharlaşıyor. Siz soğuk havayı üst seviyede yakaladığınız zaman hemen tekrar yere iniyor. Ama bu soğuma kademeli bir şekilde yavaş yavaş olursa yağmurun ritmi de ona göre değişir. Sürekli güneşli, sürekli açık hava Karadeniz'in su sıcaklığını 28 dereceye çıkardı Serap. Yani yağmur ve soğuk hava olması lazım ki o su biraz şey yapsın. Su sıcak olunca buharlaşmaya başlıyor. Marmara'dan da, Karadeniz'den de, Ege ve Akdeniz'den de. Biz burada 4 tane, 3 tane denizin çevrelediği şehirlerde yaşıyoruz. Ve bütün şehirleri beton yapmışız. Yani hiç su yağdıktan sonra kendine yol bulamıyor neredeyse. Tabii. Tabii ya o zaman sel olacak. Şehir selleri artacak. Ekim'de artacak. Belki Kasım'a da sarkar. Burada kar yağışları daha var. Daha kış tahminleri de var. Onları başka bir yayında ilave olarak konuşuruz. Şu andaki o yağmayan, sıcak, sıkıntılı günlere biz aldanmayalım. Bizi sonbaharda çok kuvvetli yağışlar, yine maalesef seller bekliyor olabilir. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Uzun süre yağmur yağmadı. Denizler çok ısındı ve kuzeyde muhakkak güneye inmeyi bekleyen bir soğuk hava var. Her zaman biz Balkan koridorundan, Ukrayna, Kırım üzerinden, Rusya üzerinden yağış aldık. Bu tarihlerden değil ama iki hafta sonra, yani Eylül ortasını bir geçelim, biz o yağışları görmeye başlayacağız. Umarız biraz daha hazırlıklı oluruz bu sefer. Çünkü her yıl aynı şeyleri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yaşıyoruz. Ya büyük şehirlerdekiler artık biraz bunlara alışık olacak. Ya ben olsam işte şu akıllı telefonun radar uygulamasına her sabah çıkarken bakarım.
Ben bakıyorum zaten, ben olsam yanlış oldu. Yani herhangi bir İstanbullu olsam bakarım. Sen de bak yani. Doğru, peki. Öyle şeyler. Bakalım biz yine uyarıları yapmaya devam edeceğiz. Tamam, sana. Çok teşekkürler Hüseyin. Devam edelim diğer gelişmelerle.